Evet 8 numaralı sorunun çözümüne geçiyorum. Bu da asit baz ve nötr ortamın pH'larının pH'a e göre değişim grafiği belirtilmiş. Kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. 25 santigrat derecede pH ile pH'in toplamı 14 ya da pH skalasını verirsem 0 ile 14 arasında değişen bir değerde görüldüğü gibi 0 ile 14 arasında eğer çözeltinin pH'i 7 ise böyle bir çözeltiye nötr diyoruz. Ama 0 ile 7 arasında ise çözelti asit de 7 ile 14 arasında ise bazı, bazı. Bu durumda pH büyüdüğü zaman baz özelliği artarken pH küçüldüğü zaman asit özellik artıyordu. Şimdi grafiğimize baktığımız zaman ilk çözeltisinin pH'ı 7'den büyük olduğuna göre o zaman bu çözeltinin özelliği ne olmalı? Bazik olmalı. Y'ye baktığınız zaman pH ve pOH'ı 7 7. Böyle bir çözeltiye nötr demiştim. Evet. Z'ye baktığınız zaman da pH'ı 7'den daha küçük olduğu için böyle bir çözeltiyi asit olarak ifade edebilirsiniz. Evet. Şu anda bu seçeneğe uyan cevabımı arıyorum. Mesela X'in ne olması lazım? Asit olması lazım. Şu anda evet C şıkkına baktığınız zaman Evet X'in pardon e, baz olması lazım. C seçeneğine baktığınız zaman X yerinde amonyak var. Amonyak bildiğiniz gibi zayıf bazlardan biriydi. Yani e, X'i amonyak olarak alabilirsiniz. Y'ye bakıldığı zaman nötr'dü. Evet sodyum kloru tuzu normalde kuvvetli asitle kuvvetli bazın meydana getirdiği nötr bir tuzdur. Yani de nacl çözeltisi olabilir. Z'nin ise asit olması gerekiyordu. Z e, şey bileşiğine bakıldığı zaman SO2 olarak belirtilmiş. Kükürt dioksidin bir ametal oksit olduğunu biliyorsunuz. Ametal oksitler suda çözündüğü zaman asit özellik gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Karbon dioksit gibi, NO2 gibi. Dolayısıyla bunu doğrulayan seçeneğimiz ne olmalı? C diyor.